Son günlerde Haşim İşcan Mahallesi'nde sıklıkla duyar hale geldiğimiz yangınlar herkesi tedirgin ediyor. Tabii ki bu Haşim İşcan Mahallesi'nde son 15 günde çıkan iki tane yangında, ilk yangında 4 ev hasar gördü. Bunların iki tanesi metruk binaydı. Yangının zaten çıkış kaynağı da metruk bina. Diğer yandan iki tane kullanılmakta olan, bir tanesi restorasyon çalışması devam eden ev zarar gördü. Geçtiğimiz gün çıkan yangında da yine bir metruk binadan kaynaklı bir yangın. Ekiplerimiz ortalama 4 dakika içerisinde olay mahallindeydi. Müdahale ettiler. İlk yangında 13 aracımız, ikinci yangında da 6 tane itfaiye aracımız bölgedeydi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Kısa, yangından çok olay mahalline ulaşımda zorlandıklarının da altını çizdi. Tabii bizim özellikle o bölgelerde yangına müdahaleden ziyade olay mahalline ulaşımda bazı sıkıntılarımız oluyor. Bunun en önemli sebebi de kontrolsüz yapılmış olan araç parkları. Bölgede özellikle dar caddelerin olması nedeniyle yapılan kontrolsüz araç parkları bizim müdahale süremizi artırabiliyor. Tabii bu da doğal olarak bizim hem müdahalemizi hem de olası bir yangın, can ve mal kaybının artmasına sebep olabiliyor. Bizim o bölgede özellikle vatandaşlarımızın istediğimiz tek şey araçların park edilirken daha dikkatli davranılması ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi. Yaşanan yangınlar nedeniyle bir de eğitim programı yürütmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Kısa, vatandaşlara uyarıda da bulundu. Özellikle Haşim İşcan Mahallesi'nde, Balbey'de, Elmalı Mahallesi'nde yaşanan bu yangınlardan nedeniyle biz arkadaşlarımızla bu bölgede de halkımızı bilinçlendirmek üzere bir eğitim programı yapmayı planlıyoruz. Muhtarlığımızla beraber organize bir şekilde özellikle ilk müdahale anında neler yapılması gerekiyor, bir yangın esnasında nelere dikkat edilmeli, bunları kapsayan bir yangın eğitim programı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde muhtarlıklarımızla bir araya gelip bunun detaylı bir planlamasını yapacağız. Özellikle herhangi bir yangın anında ücretsiz olan 112 acil ihbar hattına ivedilikle aramalarını istiyoruz. Çünkü zaman zaman kendi müdahale etmek istedikleri zamanlarda yetersiz müdahale nedeniyle yangının büyüyebildiğini görüyoruz, şahit oluyoruz.